Merhaba kıymetli izleyenler. Bir fıkıh meclisinde yeniden birlikteyiz. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Mersin İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Zeki Uyanık Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Hamdolsun Allah'a. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah iyilik, sağlık versin sizlere de. Amin. Bilmukabele. Evet. Murat Hocam Asbü Kütüphane'ye. Hoş bulduk hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Programlar, hayırlı programlar. Evet. Mehmet Zeki Uyanık hocamızla nafaka konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Önemli bir konu. Şimdi hocam geçen hafta nafaka yükümlülüğün kime ait olduğunu, ne olduğunu, kapsamının ne olduğunu detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. Şimdi hocam evlilik nafakasını da konuştuk. Genel anlamda nafaka özelde ise evlilik nafakasının ne zaman başlıyor, ne zaman biter ve ne zaman, neye göre belirlenir sorusuyla devam edelim. Nafaka ya da evlilik nafakası nikah akdi ile birlikte başlar. Bu bağlamda nikah kıyıldıktan sonra koca bu nafakayı temin etmekle sorumludur. Kadın da bu nafakayı hak eder. Bir alacağıdır artık. Bunun süresi var mı? Evlilik var olduğu sürece, nikah akdi var olduğu sürece evlilik nafakası devam eder. Fakat hani İslam dini evliliği tavsiye etmekle birlikte, İslam dini yuvayı toplumun temeli kabul etmekle birlikte tabii ki boşanmayı da meşru görmüştür. Her ne kadar boşanmayı Allah Celle Celaluhu hoş görmese de ki sevmediği tek helaldir. Ebgadul helal indallahi et-talak. Allah indinde sevilmeyen tek helal boşanma. Haliyle eşler anlaşamamışsa ya da başka sebeplerden dolayı ayrılmaya karar vermişse tabii ki bu da dinen ya da İslam hukuku açısından caizdir ve haklarıdır. Evlilik var olduğu sürece var olan nafaka boşanmadan sonra da boşanma nafakası olarak devam eder. Ama onun da belli bir süresi vardır. Eyvallah. Onu konuşacağız inşallah. İnşallah. Ama bu şey akraba nafakası da o akrabalık bağı zaten devam ediyor. Evet. Peki nafakayı düşüren, nafaka hakkını ortadan kaldıran sebepler var mı? Yani hangi durumlarda daha doğrusu nafaka hakkı düşmüş olur? Evet. Nafaka tabii ki iki şekilde düşer ya da ikiye ayırabiliriz bu hususta. Geçici nafakanın düşmesi ya da devamlı olarak nafakanın düşmesi. Evet. Geçici olarak yani belli bir zamana kadar askıda kalan nafaka öyle diyelim. Birincisi kadının kocasına cinsel anlamda cevap vermemesi. Cimaya cevap vermemesi, cinsel ilişkiye karşılık bundan vermemesi. Kaçınması. Yani. Kaçınması. Diğer ise evini sebepsiz olarak terk etmesi. Hani hiçbir kavga yok, hiçbir sebep yok. Meşru anlamda evi terk etmesini gerektirecek bir hadise, bir olay yok. Keyfi olarak evini terk etmesi, bu da nafakasını geçici olarak evine dönene kadar düşürür. Askıya alır. Bir başka husus, kocasının evinde oturmaktan imtina etmesi. Diyelim ki eşi Ankara'da çalışıyor. Ankara'da işi var, evi var vesaire. Eşi ben Ankara'da oturmayacağım. Örneğin A şehrine gideceğim der ya da gider. Bu da nafakayı geçici olarak düşürür. Çünkü nafakadan sorumlu olan kim? Koca. Koca. Bunu sağlayacak olan koca nerede çalışıyor ya da evi nerede? Nerede ikameti? Ankara'da, ikameti burada. Ama eşi bu ikamette oturmak istemiyorsa o zaman bu nafakadan da geçici olarak mahrum kalır. Evet. Bir başka husus kadının kendinden kaynaklanan bir sebeple hapis cezası alması ya da hapse düşmesi. Kendinden kaynaklı, aileyle ilgili değil, kocadan dolayı değil, kendinden kaynaklanan bir sebepten dolayı kadın bir hapis cezası almış da hapishaneye düşmüşse burada kocanın o nafakayı geçici olarak vermeme hakkı var. Ama bu doğru bir şey mi? Böyle bir şey olduğunu düşünün yani. Tabii biraz. Biraz tabii ki sıkıntılı bir durum. İlla ki yine tabii bugün devlet sosyal bir devlet. Vatandaşı hapishanede de olsa onun tabii ki iaşesini, onun yeri gelir kılık kıyafetini de temin eder, verir. Ama İslam dini burada
Eğer kadının kendinden kaynaklanan ve kocanın mağduriyetine sebep olan bir durum söz konusu olursa, kadını geçici olarak o nafakadan mahrum bırakmaktadır. Ve yine geçici olarak son madde, kadının kocasından habersiz, kocasının rızası olmadan ikamet ettiği şehri terk etmesi. Tamam, sadece hani evini değiştirme adına değil de düşünün ki kocasından habersiz işte bir yolculuğa çıktı, seyahate çıktı. Kocaya haber vermedi, izin almadı ya da en azından haber vererek, onun olurunu alarak yapmadı bunu. O zaman böyle bir tercihte bulunuyorsan, nafaka hakkın vardı. İslam'da diyor ki o zaman o nafaka hakkını askıya alıyorum. Ne zaman? Evine dönene kadar. Bu geçici olan nafakanın askıya alınmasıdır ya da düşmesidir. Fakat kalıcı olarak nafakanın, evlilik nafakasının düştüğü hususlar var. Birincisi, karı veya kocanın, yani kadın veya erkeğin ölmesi, taraflardan birinin ölmesi nikah akdini bitirdiği için haliyle nafakada düşer. Bu ister nafakadan sorumlu olan erkek olsun, ister nafakayı hak eden kadın olsun. Taraflardan birinin ölümü nafakayı temelli olarak düşürür, devamlı olarak düşürür. İkincisi, kadının irtidat etmesi. Dinden İrtidat çıkması. Demek dinden çıkması. Yani Müslümanken farklı bir dini tercihte bulunursa ya da dinden dönerse, İslam dini burada zaten nikahı da düşürdüğünden nafakayı da düşürmektedir. Ama kadın İslam'a dönerse, nikah da tekrar oluşursa tabii ki nafaka da otomatikmen tekrar kocanın sorumluluğunda, kadının da hak ettiği bir hak olur. Ve son olarak kadının sihri yakınlığı olan kimselerle zina yapması nikah akdini, özür dilerim, nafakayı düşürür. Bu üç husus, yani ölüm, irtidat ve zina, kadının hak ettiği, kadının hakkı olan, kocanın sorumluluğunda olan nafakayı düşürür. Bu da devamlı olarak nafakanın düşmesi demektir. Evet. Zeki Hocam, akraba, yani evlilik nafakası değil de akraba nafakasında herhalde ihtiyaç esastır değil mi? Yani onun düşmesi. Ama günümüzde de şöyle bir durum var. Bu genellikle çok soruluyor. Normalde bir çocuk, eğer erkek çocuğundan bahsediyor, zaten kız çocuklarının nafakası evleninceye kadar. Ama erkek çocukları da bülüğ çağına kadar. Eğer çalışabiliyorsa, daha doğrusu bil kuvve çalışabilecek. Ama günümüzde de şöyle bir gerçek var. Yani eğitim hayatını falan düşündüğümüz zaman, bülüğ çağına erdikten sonra bir çocuğun, erkek de olsa, iş hayatına atılması yani çoğunlukla pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla elbette ahlaki ve insani olarak eğitim hayatını tamamlayana kadar ben hukuki açıdan nasıl bir yorum geliştirebiliriz? Yani fıkhi ya da hukuki açıdan, ya kardeşim sen buluğa erdin, öğrenci olup olmaman burada çok dikkate alınmaz mı denmeli, yoksa mevcut şartlara göre, belki Murat Hocam bunu yorumlar, belki siz, yeni bir yorum geliştirilebilir mi? Buyurun Zeki Hocam. Lütfen hocam, buyurun. Estağfurullah. Şimdi tabii çocukların çalıştırılması ile ilgili hukuki bir durumla da ilgili bu. Evet. Yani bu tabii burada toplumsal bir takım kabullerin önemi var. Yani zamanın önemi var. Yani çağdan çağa değişiyor şeyler. Burada bir zorunluluk değil bu. Yani şöyle, yani çocuk akıl bali oldu. Artık babası böyle diyor ya, sen artık, ben sana bakmak zorunda değilim. Seni artık bırakıyorum. Sen kendine ev bul, iş bul, çalış. Yani hiç anne baba bunu söylemez. Zaten böyle bir şey yok. Burada yaş sınırlarının yukarıya çekilmesiyle ilgili bir şey var. Yani çocuklarda ehliyetler ne zaman elde edilir ve bu ehliyetlerin uygulamaya girmesiyle ilgili şeyler nelerdir? Bu konuda yani tabii şöyle, netice itibariyle yine İslam hukuku özgürlük merkezli düşündüğü için birey akıl bali olduktan sonra babasından onu özgür kılıyor. Bu anlamda hem Allah'a karşı sorumlu hem topluma karşı sorumluları getiriyor, ama bu illa bu şekilde zorunlu olarak evden atılsın anlamına gelmiyor. Tabii ki. İmkan çerçevesinde bu hatta şöyledir, yani büyük ihtimalle de öyle, yani anne babanın çocuğuyla uzun yıllar ilgilenmesi onlar için de bir bereket. Mesela kız çocuğuyla ilgili bereket, yani onu devamlı ilgilenmesi,
oğlan çocuğuyla ilgili de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunu ayırmak da doğru değil. Kanaatimce bu tabi hukuki bir hüküm gibi böyle duruyor. Bunu kanuni serbestlik olduğu için kanuni düzenlemelerin burada yaş sınırlarını belirlemesi, mesela ülkemizde 18 yaş biliyorsunuz. 17-18 yaş. Yani hemen hemen bütün dünya ülkeleri de yaklaşık bir takım farklılıklar olsa da yani 18 yaş ortak kabul gibi dünyada. 18 bir de şu anda mesela 18 yaşına geldin artık evi terk etmelisin diye bir şey yok. Yani şu anda öyle bir fiili durum yok. Bunu biraz örf adet belirliyor. Fakat bu bir mahkeme konusu olsa veya dini bir soru haline gelse tabii hüküm olarak en son diyebiliriz ki yani arkadaş yani bu dini hüküm herkes bağımsızdır gibi bir durum da söyleyebiliriz ama bunlar tabii toplumdan soyut böyle bir soyut bir hukuktan falan bahsetmemiz çok pek mümkün değil. Bu nafaka ile ilgili yine ben nafaka meselesinde birkaç şeye gelirsek şimdi Hanefi mezhebi açısından bir bakalım önce. Hanefi mezhebi nikahta nafakayı şart koşmadığı için nafakanın ödenememesi durumunu da boşanmaya sebep saymıyor. Çünkü nikahta şart olsaydı nikahın şartlarını yerine getiremedin. Dolayısıyla kadın eksik. Kadın da mahkemeye başvurup boşama hakkı isteyebilirdi. Tabii bu tartışmalı olmakla birlikte. Klasik doktrinde Hanefi içtihatları büyük çoğunluğu ve müftabih dediğimiz tercih edilen görüşe göre bir kadın nafaka kocam nafakamı vermiyor diye mahkemeye başvurup boşama talebinde bulunamaz. Klasik fıkıh düşüncesinde istisnai kaviller vardır. İmameyn'in bazı görüşleri de olmakla birlikte. Ama bunun gerekçesini de nafakaya bağlıyor. Çünkü nafakayı şart koşmadık diyor. Bir diğer mesele bu boşanmayla nafaka arasındaki ilişkiye geldiğimizde Zeki hocamızın bahsetmiş olduğu. Şimdi hangi boşama türlerinden sonra ne kadar nafaka ödenecek tartışmasına yavaş yavaş gelebiliriz. Şimdi boşanma nafakası meselesinde gerek boşama çeşit bakımından dönüşlü boşama dediğimiz ricai boşama gerekse bayin boşamalarda Hanefi mezhebi her iki durumda da gerekli olduğunu yani nafakanın bu süre zarfında yani iddet devam ettiği süre zarfında gerekli olduğunu. İddet dediğimiz mesele de Kur'an-ı Kerim'de geçen kadınların 3 ay hali dediğimiz hayız müddetince nikah akdinin devam ediyormuş gibi yani hamile olup olmadığının tespiti başta olmak üzere bazı evlilik müessesesine saygı ve benzeri meseleleri de içeren bir durum olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen iddet dediğimiz süre içerisinde nafakayı hak eder. Gerek dönülebilecek bir boşama şeklinde boşamış olsun kocası, tabi burada kocaya boşama yetkisi verdiğini düşünüyoruz klasik fıkıh açısından ve gerekse bayin dediğimiz nikahsız dönülemeyecek şekilde boşamış olsa bile bu durumlarda iddet süresi dediğimiz boşamalardaki 3 ay diyelim kabaca süreyle nafaka ödemekle sorumlu olur. Vefat iddetinde vefat iddeti dediğimiz 4 ay 10 gün Kur'an-ı Kerim'e geçen iddette nafaka var mıdır? Hanefi mezhebi bu konuda diyor ki burada iddet yoktur. Çünkü miras alacaktır. Bağımsız olmuştur. Burada mesken konusunda bazı farklılıklar mezheplerde olmuş. Yani meskende sorumlu olması konusunda diğer mezheplerde Hanefi mezhebi gibi gerek dönüşlü boşama gerekse nikah gerektirecek şekilde bayin dediğimiz boşamalarda mesken hakkının kadının devam ettiği ama diğer mezheplerde mesela Şafiilerde özellikle normal mesken harici nafakaları bayin boşamaları hak etmediği ile ilgili hani teknik bazı şeyler var. Bunlardan ne anlıyoruz? Hangi tür olursa olsun boşama yani hocam Zeki hocamın geçen programda bahsettiği gibi esas itibariyle nafaka nikah akdi ile ilgili bir meseledir. Kabaca söylersek yani nikah varsa aslında nafaka var. Nikah yoksa nafaka yok. Fakat bu nikah akdinin sonlandırması sürecinde sonlandırıldıktan sonra İslam hukuku, klasik fıkı bir süreliğine işte hamileliğin tespiti, evlilik müessesesine saygı, kocaya saygı ve benzeri sebeplerle bu da çok sınırlıdır. Bunun bazı durumlarda bir yıla kadar en fazla işte farklılıklarıyla yani en fazla hani özel bir takım durumlarda yani o da çok istisnai durumlarda sürebildiği 9 ay diye bir görüş var, 1 yıl diye bir görüş var. Çok 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 istisnai bir durumda uzun süre sürebildiği bazı hukuki görüşler var fıkıhta. Yani kadının mesela boşanma sonrası 2 hayız görüp 3. defa görmemesi sebebiyle uzun bir süre yani uzun süre bir şey oluyor. Orada evlilik bağı tam kopamıyor. Kopamadığı için kadın başkasıyla evlenemiyor ve nafakanın devamı gibi İslam hukukunda da bazı böyle bir
çok istisnai bir durumla karşılaşılabilir. Özel teori, tabii bu ki. Teorik olarak da düşünülüyor. Yani vaki olmadığı bilinmiyor ama sistem öyle kurulduğu için burada böyle bir tartışma da var. Ama temel itibariyle bunun 3 ay, yani İslam hukukunda temel görüş 3 ay yaklaşık, yani olarak hani teknik tabiri Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekilde 3 hayız müddeti olarak Hanefi mezhebinin kabulüne göre hayız, diğerlerinde temizlik müddeti esas alıyor ama aşağı yukarı 3 aya tekabül eden bir şeyden bahsediyoruz. Bundan sonra işte bu boşanmanın artçı kısmı dediğimiz, bu iddet dediğimiz kısım sona erdikten sonra normal şartlarda hani istisnaları bırakıyoruz. Nafaka da sona eriyor. Klasik fıkıh bunu söylüyor bize. Diyor ki bu iddet bitince nafaka da biter. Evlilik bağı tamamen kopmuştur. Çünkü bu kadın artık başka biriyle evlenebilir. Bu koca da başka biriyle evlenecektir. Bunu doğal bir süreç olarak bırakıyor İslam hukuku. Bu şekilde düşünüyor. Tabii bu anlattıklarımızın tamamı yine klasik fıkıh çerçevesinde ve bu kocaya verilen yükümlülükler çerçevesinde, kocaya bir takım yükümlülükler vermişti. Bir denge var. Bu denge bozuldu. Artık bunu devam ettirmiyor İslam hukuku. Bunu bir eşitlik şeyi gibi de düşünmüyor. Farklı şey yapıyor. Mülkiyetleri ayırmıştı. Hakları ayırmıştı. Yani İslam hukukunun böyle bir takım klasikten gelen bir şeyleri var. Günümüzü ayrıca konuşmamız lazım. Günümüzdeki durumla ilgili, yani biz de yani az çok dinliyoruz. Öyle çok uzmanı değiliz ama bizim burada söyleyeceğimiz, bunların büyük çoğunluğu ayetle sabit, aileyle ilgili olduğu için, yani ayet-i kerimelerde iddet meseleleri ayetle sabit. Nafakanın iddette ilişkisi de bütün içtihatlarda hemen hemen aynı şekilde gelmiş durumda. Din hükmünü söylemek, yani dini bakımdan burada evlilik sona erdikten sonra kısa bir müddet nafaka, evliliğin sona ermesinin ilgili tespitleri beklerken devam ettikten sonra artık nafaka sona ermiştir diyebiliriz. Ama ilginç bir şey hocam, çok özür. Mesela klasik fıkıh bize bunu söyler. İşte 3 ay ya da işte hamileyse doğuma kadar. Tabii, o da var. Veya vefat ettiyse 4 ay 10 gün. Ama çok ilginçtir. Özellikle boşanmalarda, hani ölümde zaten kadın kocasının evinde devam ediyor. Evidir sonuçta ama boşanmada da klasik fıkhın söylediğini pratikte göremiyoruz. Yani boşandıktan sonra o aynı evi paylaşma ya da onun verdiği ekmeği yemek ya da verdiği suyu içmek pek de mümkün olmuyor. Evet. Aslında din bize diyor ki aynı evi paylaşabilirsiniz ama farklı odalar diyelim. Tamam, artı istiyorsanız, eğer üç talağı da geçmemişseniz, kullanmamışsanız tekrar evlenebilirsiniz de. Problem de yok. Ama aynı evde kalabilirsiniz, tekrar evlenebilirsiniz. Nafaka hakkın var diyor, senin sorumluluğun var diyor. Ama pratikte nikah düştüğü anda herkes ayrı bir eve çıkar, herkes ayrı bir yol tutar ve kadın özellikle kocanın vereceği işte o nafakayı ya da giyimi, kuşamı pek de almıyor. Ama günümüzde din, klasik fıkıh bize bunu söyler. Aslında pratikteki karşılığında da herkes ayrı bir yol tutar. Kadın erkekten bir şey de istemez. Böyle bir örf de oluşmadı ama günümüzde medeni kanunda biraz farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Evet hocam, medeni kanun demişken hemen soralım. Medeni kanunda günümüzde boşanma nafakası, özellikle süresiyle ilgili tartışmalar var. Bunun fıkıhla mukayese ettiğim zaman, fıkhi boyutunu hocam söyledi. Medeni hukukta durum nedir? Medeni hukukta nafaka süresiz ve süreklidir. Bir daha süresiz söylüyorum. Süresiz ve süreklidir. Açalım bazı hocam şartları tabii. Tabii bazı şartlar var, özür diliyorum hocam. Tabii. Evet, yani karı koca boşandığında hakim nafaka belirler, koca da onu öder, bayan da alır. Koca mı yoksa bazen kadın da olabilir mi? Evet, kanunda tabii kadın. Tamam, oraya döneceğim, özür diliyorum. Şimdi bunu peki ne kadar bir süreyle alacak? Bunun bir süresi yoktur. Süresizdir. Ama bir... Kadının tekrar evlenmemesi gerekir. Evet. İki taraflardan birinin ölmemiş olması gerekir. Tarafların hayatta olması artı kadının ikinci bir defa ikinci biriyle evlenmemesi şunu getiriyor. Nafaka süresiz bir şekilde devam eder. Yani karı koca boşanmıştır ve diyelim ki kocanın maddi durumu kadından daha iyidir. Verebilecek bir güce sahiptir. Kadının da böyle bir isteği varsa hakim karara bağlar, nafaka tayin eder
Ve bu nafakayı kadın bir ömür alabilir. Süresizdir ve çalışıp süreklidir. Çalışıp çalışmamasının etkisi var mı burada? İllaki o da etki eder ama yine de tamamen ortadan kaldırmaz diye biliyor. Sadece miktarını etkiliyor. Miktarını etkiler ama ikinci bir eşle evlilik ya da ölüm halinde nafakada düşer. Bu iki durumun olmaması halinde nafaka devam eder ve sürekli devam eder. Oysa biraz önce hocam da İslam hukukundaki nafakanın süresine değindiğinde iddet dönemiyle sınırlıdır. Bu iddet 3 ay olabilir, ölüm halinde 4 ay 10 gündür ya da hamile ise hamileliğe kadardır. Bunun bütün bunları toplasanız yani en fazla hocamın istisna kaide, istisna kural ya da olay dediği bir yılı geçmiyor. Evet. Aslında denge açısından da İslam hukukunun koyduğu bu denge toplumun hem maslahatı hem nafakayla sorumlu olan kişinin nafakayı karşılarken onu karşılayabilmesi ve bunu kalpten verebilmesi adına da doğru bir süredir. Makul bir süredir de aynı zamanda. Çünkü vereceği 3 aydır, 4 ay 10 gündür ya da doğuma kadar bir yılı bile geçmiyor. Ama diğer tarafta kısa bir evlilik neticesinde uzun bir süre nafaka verdiği zaman başka yan ve olumsuz etkileri söz konusu olabilmektedir. Çoğu insanın mesela evlilikten soğuduğunu görmekteyiz. Nafakadan evet. Uzun süreli nafakadan dolayı. İkinci bir defa evlenmesinden cesaret edemiyor. Veya bundan dolayı başka ailevi ya da problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şu ki şimdi karı koca geçinemiyor, anlaşamıyor diyelim. Ayrılmak istiyorlar, nafaka söz konusu. Tazminat nafakadan dolayı boşanamayınca hem evliliğe devam ediyorlar ama hem kavgaya da devam ediyorlar. Huzursuzluğa nafaka devam ediyorlar. Nafaka ödememek için. Ödememek için Allah korusun. Bu sefer aile facialarına da sebebiyet verebilmektedir. Evet, evlilik çekilemez hale gelmiş. Tabii. Şiddetli geçimsizlik var ama bu mali yaptırımlar diyelim. Hı hı. İnsanları başka şeylere sevk etmiş olabiliyor. Kesinlikle. Aslında 1998'e kadar mesela medeni kanunumuz bir yılla sınırlandırmıştı nafakayı. Aslında 88. Özür dilerim hocam. Teşekkür ediyorum. 1988. Bir yılla sınırlandırmıştı bu süreyi. Hı hı. Bu da makul. Her ne kadar İslam hukukunun belirlediği süre kadar olmasa da makul bir süre. Yani burada insan bir yıl nafaka verdiği zaman evet zorlansa da bir yılın biteceğini artık evet. Katlanabilir. Sona erecek bir süre var yani. Süre var. Öngörülebilir bir süreç var. Süreç var. Ama tarih ya da süre uzadıkça tabii ki problemler de uzayabilmekte, sıkıntılar artabilmekte, boşanmaları da etkilemekte, boşanmadan sonra yeni evliliklerin oluşmasına da engel olmaktadır. Bu bağlamda bu sürenin bir daha gözden geçirilip makul bir süreye zamana çekilmesi daha makul olur diye düşünüyorum ben. Evet. Peki yani bu çokça soruluyor. Yani medeni hukukun ya da yasaların mevzuatın tabi bu zorunlu bir şey değil. Talep edenlere veriliyor değil mi? Tabii bu, bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani mahkeme talep etmeyene yok. Ben nafaka istiyorum demeyene zorla mahkeme alacaksın demiyor. Yok. Öyle bir belirleme de yapmıyor. Çok özür diliyorum Mahmut Hocam. İslam hukukundakiyle medeni hukuktaki nafakanın en bariz örneklerinden birisi de budur. Hı hı. Mesela İslam hukukunda kadın istemese de o hakkı vardır ve verilir. Evet. Sabit hak. Hakkından feragat edebilir, istemeyebilir. Tamam ben hakkım var almıyorum diyebilir. Ama medeni kanunumuzda kadın istemeden o hak ona verilmiyor. Verilmiyor. İslam diyor ki hakkın var. Hı hı. Ama kullanmak istemiyorsan kullanmayabilirsin. Fakat medeni kanunumuzda böyle bir müracaatı olmazsa ya da diyelim ki boşanma esnasında hakimden ben böyle bir şey istemiyorum dese de otomatikman hakkı düşüyor. Otomatikman hakkı düşüyor. Düşer. Tabii ki bu burada birçok şey soruluyor. Malum sizlere de soruluyor. Din görevlilerine çokça soruluyor. Dinen ya da fıkhen madem ki nafaka iddet süresiyle yani boşanmadan doğan nafaka hakkı iddet süresiyle sınırlıysa işte süreli ve süreksiz dedi Zeki Hocam. Hı hı. Bu süreyi aşan
aşacak şekilde alınan nafakalar bir hak gaspı mı, bir kul hakkı mı, bir şey mi? Tabii bu açık, net bir mesele. İslam hukuku açısından yani iddet süresinden sonraki nafaka tamamen kul hakkıdır. Kul hakkı olduğu için de bunun da tabii alınmaması ki alınmaması gerekiyor. Ahirette de bunun hesabı var. Dini sorumluluk açısından alınmaması gerekiyor. Kesinlikle. Hocam? Evet, şimdi hangi açıdan şey yapalım? Yani şöyle bir çağdaş problem konuşmak zordur. Zor, konu da çok ki, hassas evet. bir mesele. Şu evet. an mağdurları var, karşıt görüşler var. Biz de hani az çok takip ediyoruz. Bir hani aşırı bir hukuk, mutlak hukuk açısından baktığımızda, takip ettiğimiz kadarıyla tabii biz uzmanı değiliz ama şimdi 1988'de özel zamanında çıkarılmış bir yasadan bahsediyoruz. Bu yasa mecliste tartışılmış ve iki milletvekili hararetle karşı çıkmış. Biri hakim, hakimlikten gelen bir milletvekili bunun toplumumuza uymayacağını ve istismara açık bir yasa olduğunu dile getirmiş ama o zamanki siyasi anlayış ve ihtiyaçlar sebebiyle böyle bir yasa çıkarılmış. Aslında yasa yapıcıya baktığımda, ben mesela yasayı incelediğimizde dengeli bir şey kurmuş. Yani aslında yasayı yapan kişi bunu öngörmüştür ama bunu istememiş. Bu bir yasanın aslında yorumundan ve istismarından çıkmış olan bir sonuçtur şu anki problem. Yasa yapıcılar iki tarafa da nafakayı yüklemişler. Yani kadının imkanı var da koca mağdur durumda kalmışsa, boşanma sebebiyle bir eksiklik meydana gelmişse kadın onu tamamlar. Tersiyle o durumda olsa koca tamamlar. Şimdi toplumumuzda tabii erkekler çalıştığı için dolayısıyla hep kadınların aldığı ve erkeklerin verdiği bir durum ortaya çıkmış. Çok istisna birkaç örnekte kadınların nafaka verdiği de söyleniyor. Yani ama bu topluma uyum açısından yasanın kendisinde bu açıdan bakıldığında yani eşitlik mantığı, hani anayasadaki eşitliğe uygun bir şekilde çıkarılmaya çalışılmış ve bir takım itirazlar olmakla birlikte yasalaşmış. Yasalaştıktan sonraki süreçte tabii bu hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Yani kadın hakları meseleleri, kadınların şiddete maruz kalması ve kadın konusunun hassaslaşması sebebiyle uygulama tamamen kadınların nafaka alacağı şekle doğru ilerlemiş ve yasadan daha ziyade uygulamadaki Yargıtay kararlarıyla artık tamamen kadınların nafaka aldığı duruma doğru gelmiştir. Yani işte hatlarla buraya gelmiştir. Bunun tabii haklı sebepleri de var. Yani şey yapmak lazım. Fakat bu toplumda bir zaman sonra kriz haline geldi. Yani şu anda toplumumuzda 650 bin kişiyi ilgilendiren bir durumdan bahsediliyor. Bir kriz haline geldi. Buna hukuki anlamda bazı hocalarımız ve bazı kişiler anayasadaki eşitlik prensibine aykırı olduğunu ve tutarsız bir yasa haline geldiğini iddia ediyorlar. Bu da ciddi bir iddiadır. Yasanın kendisi aslında bunu öngörerek iki tarafa da verme şeyi koymuş ama uygulamada bu eşitlik bozulmuş. Kadın lehine duruma doğru geldiği için burada bir eşitsizlik hukuki anlamda problem olarak bunu ileri sürüyorlar. Yani bu konuyla ilgili bir tartışma olarak. Yine bu konuyla ilgili istismara açık olması uygulamanın, şimdi burada birkaç nafaka türü önermiş yasa. Bir iştirak nafakası dediğim çocukların nafakası var. Bir tedbir nafakası denilen boşamadan önce, boşama sürecinde nafaka talebi meselesi var. Bir de boşamadan sonra şu anda yoksulluk nafakası adı altında olan nafaka var yasada geçen. Şimdi bu yani şöyle bir şey tabii süresiz nafaka diye isimlendiriyoruz. Kanunda böyle süresiz gibi değil de bu aslında ihtiyaç devam ettiği sürece devam eder diye işte hocam anlattı. Yani bazı durumlarda bu sona erebilir. Evet. Fakat bunu bazı kişilerin istismar etmesi ve istismarın çoğalması sebebiyle yasa problemi haline geldi. Evet. Yani resmi çekmek bakımından bunu söylüyorum. Yani İslam hukuku kısmına daha gelmedim. Şimdi bu yasayı yapanlar aslında bunu arzu etmemişlerdir. Çünkü iki tarafa da eşit davranmaya çalışmışlar ve mağdur bir kısım var. Ben bununla ilgili bir ara şöyle bir tespitte bulunmuştum. Uzun zaman aile hukuku anlattım. İslam aile hukuku anlattım yani ilahiyatlarda. Aslında bunun devletin, sosyal devletin yapması gereken bir şey olduğunu, yani bu sigorta sistemleri gibi yani bir evlilik müessesesi meydana geldi. Devlet diyor ki sizi ben evlendiriyorum. Bakın bu aile müessesesini başaramazsanız burada bir takım zararlar ortaya çıkar. Bunu birinin ödemesi gerekir. Nafaka bir takım eksikleri tamamlamak için. Yani yasa açısından söylüyorum. Dolayısıyla bu konuda normalde iki tarafa da bunu söylemiş yasayı yaparken. Fakat uygulama kocanın üzerine kalmış. Kocaya diyor ki işte sen bu aile müessesini götüremezsen kadınla boşanma durumu olursa tabii kadının bir takım haklı sebepler olması gerekiyor. Bu da hani çok mutlak değil. Yani yasada bir takım sebepler zikrediyor. Sen bunu başaramazsan
O zaman bu kadına bir takım mağduriyet olacak, onu ödememiz lazım, onu da senden alıp öderim diyor. Bir görüş, yani bu çözüm önerileri içerisinde hani tartışmalarda, sosyal devlet anlayış sebebiyle sigorta sistemi üzerinden devletin bunu ödemesi, nafakasıyla ilgili bir çözüm önerisi var. Bunu ben önceden bir üzerinde birkaç şey söylemiştim, yani düşünce söylemiştim. Bu tabii başka çözüm ne olabilir? Bu Yargıtay'ların içtihatların değişip bu konuda dengeli bir içtihada doğru geçmesi belki mümkün olabilir. En kesin çözüm de yasa değişikliği olabilir. Çünkü bir sorun haline geldi ama yasa değiştirmek biliyorsunuz da kolay şeyler değildir. Yani toplumda tamamının nabzını almak da gerekiyor. Hızlı değişimlerde de başka sorunlar da çıkabiliyor. İstismar edildiği için oldu. Gerek eşitlik tartışması, gerekse bu istismara bazılarının istismar etmesi tartışması sebebiyle bir infial oldu. Gelelim bize sorulan kısmına. Yani evet, bu meselenin. Şimdi bu durumda iki taraftan da soru gelebiliyor. Şimdi bir kısım diyor ki evlendik, işte kadın haksız yere benden işte iddet de bitti, yıl geçti, hala para almaktadır eski karım. Almaktadır, bu hak mı, hukuk mu, İslam buna ne diyor diye soruyorlar. Evet. Farklı sorulanlar da mesela oluyor. Birinin kardeşi, neyse tanıdığı, akrabası, işte biz talep ettik o zaman, işte boşanma sürecinde talep edildi. Sonra biz bu parayı alıyoruz ama bu biz helal olur mu bize bu aldığımız para diyen de, yani iki taraftan soran da var. Kuşkuluyuz. Yani kuşkuluyuz. Yani bu bir hani duyuyoruz işte İslam'da, İslam hukuku açısından fıkhi hükümler bakımından süre bu şekilde yokmuş falan diye. Şimdi burada tabii bizim hocam açıkça söyledi meseleyi. Burada insani ilişkiler, aranızdaki şeyi unutmayın diyor Cenab-ı Allah. Eğer gerçekten de bir kişi mağdur olmuş ve gerçekten o nafakayı almadığı zaman açıkta kalacağı bir durum düşünelim. Yani onsuz yaşayamaz, anne babası da ilgilenmiyor. O eski kocasından aldığı nafakayla ancak toplumda kendi varlığını devam ettirecek bir durumda olan bir kişi bunu alsa, yani belki yani bir şekilde bir meşru mazeret sayılabilir veya çözüm, yine sulh yapıyoruz. Diğer kişi bunu rızasıyla veriyor. Aslında hocam İslam hukuku yani buna çözüm öğretmiş değil mi? Yani bir kadın boşandıktan sonra velisi yoksa, işte akrabaları yoksa, Müslümanlar üzerine nafakası farz-ı kifayedir yoksa devlet... Tabii verir ama şimdi devletimiz onu eski kocaya verdi. Yani şimdi gidelim. Dolayısıyla aslında devlet kendisi ödemek durumunda, onu oradan tazmin ediyor. Aslında mantığının ben öyle olduğunu düşünüyorum da. Yani kendim vereceğim ama devlet vereceği parayı birinden alması gerekiyor. Yani devlet dediğimiz biz hepimiziz. Evet. Yani nerede bulacak o parayı? Yani dolayısıyla böyle bir sigorta sistemlerine benzer, yani aynısı benzer değil de, yani benzer bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi İslam hukuku kocaya o sorumluluğu vermemiş. Yani ilişki koptuktan sonra, çünkü klasik fıkı şöyle düşünüyor, o artık o kocadan ayrıldı, başka bir kocayla evlenecektir, dolayısıyla şey kalmayacaktır diye düşünüyor ve işte anne babası, yani bakacakları vardır diye düşünüyor, yani klasik fıkıh anlayış açısından baktığımızda. Ama işte günümüzde böyle bir sorun meydana geldi. Burada yani ben çok keskin bir düşünce, yani bunun tabii düzeltilmesi gerektiğini ben de katılıyorum. Yani bu, çünkü 650 bin kişi mağdur olduk diyorsa bir sıkıntı var demek yani burada. Ödenmediğini söyleyenler de var. Tabii bu konuda çok bilgi var, yani hangisi doğru bilmiyoruz. Burada düzelinceye kadar en azından iki taraf içinde sulhu ve rızayı önereceğiz. Yani bizim yapacağımız şey bu. Veren tarafa da eğer karşı tarafın ihtiyacı varsa, bu senin için sadaka olur, güzel bir şeydir, vermeye devam et, mağdur olmasın diyoruz. Alan tarafa da diyoruz ki ihtiyacın yoksa alma, bir dilekçesine bakar, istemiyorum dediği anda nafaka hakkı sona erer. Ama mutlaka ihtiyacı olduğunu ve havacı asliyesini, temel ihtiyaçlarını temin edemeyecek durumda mağdur olmuş ve bir takım şeyler varsa, bu artık nafakadan bağımsız bir şey haline geldi bizim için. Öyle, yani İslam şartlara bakımından nafakadan bağımsız bir ödeme durumuyla karşı karşıyayız. Bu şekilde bir sulh öneriyoruz. Bu çözüm değil ama geçici bir şey. Yani öneriyorum ben kendi şahsım adına, yani böyle acaba bir şey söylüyorum. Acaba şurada olamaz mı hocam? Biraz önce Mahmud hocam biraz ucundan tuttu tabiri caizse. Biraz oraya bir yol açtı bize. Yani şimdi dediğiniz gibi, evet, bir taraf için sadaka diyebiliriz belli bir şeyden sonra. Bir taraf ya işte hakkın değil, feragat etsen iyi olur deriz ama devlet olarak da acaba şu yapılamaz mı? Bir tarafta surenin hani kısaltılması yönünde çalışmalar yaparken diğer tarafta, yani boşanmış kadınların eğer bir işi yoksa, bir maaşı yoksa, bir geliri yoksa, ki zaten varsa bence nafakaya da ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten kendi... Zaten alamaz. Asgari ücret haricinde, özür dilerim, az önce geçmişti o. Sigortalı maaş işi olduğu zaman nafaka düşüyor hocam. Yani orada bir
sınırla ilgili bir içtihat var. Evet. Yargıtay içtihadı asgari ücrette düşürmemiş. Hı hı. O da tartışmalı şu anda. Yani dolayısıyla diğer normal mesela memur olarak çalışsa kadın şey alamaz hocam, nafaka alamaz kocasından. Tamam. Şimdi şurada bir boşanmış bayanları devlet olarak istihdam edebilir. Biraz önceki o maaş olayı sosyal gibi. Sosyal devlet. Evet. Sosyal devlet. İki, en azından onların bir iş kurmaları için onları bir eğitime tabi tutup bir meslek sahibi yapabilir. Bir iş yeri açıp kendi hayatını idame ettirmesine bir katkı sunabilir. Buna da imkan yoksa ya da sağlık anlamında bunu yapabilecek bir sağlığa sahip değilse sosyal devlet gereği bence nasıl ki 65 yaşındakilere ve üstündekilere maaş bağlıyorsa, engelli kardeşlerimize maaş bağlıyorsa, ya yani dullara da böyle bir şey belirleyip onları da hem bu şeyden vebalden diyelim, hani eğer ki İslam hukuku açısından konuşuyorsak uzun süreli olduğu zaman, hem kocayı da bunu fazladan ödemeyi kurtarmış olur, hem de devlet olarak vatandaşını kendisi bizzat finanse ederek ya da ayakta tutarak da yaşamını idame ettirebilir. Bence en makulu budur. Süreyle de tabii gerekli düzenlemeler var yapılır. Tabii yani hocam onun da yani, takım sakıncaları var. Sakıncaları var, istismara açık. Bu sefer insanlar şimdi eski kocadan nafaka almak için nasıl ki farklı yollara teşebbüs ediyor. Mesela işte evlilik hayatı yaşadığı halde bunu resmiyete şey yapmayıp, resmiyette göstermeyip, tescilini yaptırmayıp bunu alma. Bu sefer de bunu devlet üzerinden. Benim şahsi kanaatim biraz katı bulabilirsiniz ikinize göre. Biz bir kere yani toplumda sadece evlilik yapanları değil, bu çok katmanlı, birçok bileşeni olan bir mesele. Babalara velayetin ne olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor. Yani elbette ki bir kadın boşanmış, mağdur, geliri yok, hiçbir kimsenin himayesi altında ya da dayanacağı bir kimsesi yok. Ne yapacak bu? Devlet bakacak ya da bu tür bir düzenlemeyle bu kadının desteklenmesi gerekiyor. Ama bu bilinç biraz sadece bununla evli eşlerle bitmiyor. Yani insanlar şunu da öğrenmeli bence. Üzerlerinde yani kimin nafaka sorumluluğunun, kime karşı bu sorumluluğun olduğunu iyice öğrenirse ve burada toplumda asgari düzeyde tabiri caizse bir okuryazarlık gelişirse bu zamanla biraz da bunun yerleşik hale gelmesiyle çözülebilecek bir şey. Ya da keskin yasalarla çözülür. O da farklı sorunlar. Belki bu hocam bahsetti 1988 yılında yapılan düzenleme mutlaka bir takım sorunlardan sonra yapılmış bir. Yani mağduriyetler olmuş. Biraz da yani ben sahabe dönemine bakıyorum. Sahabe bizden çok daha medeni bu dönemden. Niye? Yani boşanıyorlar, küsmüyorlar. Arkadaşının boşadığı karısıyla evleniyor ama aralarında bir husumet oluşmuyor. Toplum olarak bunları anlayışla karşılayabilecek. Dolayısıyla hakkımız olanı bilmek, hakkımız olmayanı bilmemek. Tamam, belki klasik fıkhın ortaya koyduğu ölçüler değil de bu günümüz şartlarında yeniden düzenlenebilir. Mesela ben klasik fıkıhta iddet nafakasını biraz da şöyle yorumluyorum kendim şahsım adına. Yanlış olabilir, bu benim kendi bireysel yorumum. Yani 3 ay ortalama değil mi bu? Neden nafaka ödeniyor? Yani burada kadın kendisine yeni bir hayat kurmak için düşünmesi gerekiyor. Yani bir karar verecek. Babasının evine mi yerleşecek? İkinci bir evlilik mi, başka bir evlilik mi yapacak? Ya da ne bileyim tek başına mı yaşayacak? Bunları düşünürken, yani yeni bir hayat planı yaparken geçim sıkıntısı olmasın. Bu benim kendimce yorumum. Dolayısıyla bu 3-4 aylık süre içerisinde sağlıklı karar verebilmesi için böyle bir süre tanınmış. Günümüzde de işte yeni bir hayat, yani boşandıktan sonraki hayatını planlaması için ihtiyaç duyduğu sürece bunun maddi açıdan desteklenmesi gerekiyor ki günümüzde bu süre belirlenebilir. Belki 3 aşağı 5 yukarı.
Ama mutlaka devlet, eski eş ya da ne bileyim birilerinin bu konuda sorumlu olacağı bir düzenleme insanları tembelliğe sevk ediyor. Yani nasıl olsa ben boşandığım zaman bu belli bir noktadan sonra bir tehdit unsuru haline de geliyor yani. Nasıl olsa bir Evet. güvence var, oraya dayanacak ve evliliklerin de belki sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin bir problemi olarak Çok karşımıza özür çıkıyor. dilerim. Bir Evet. Zeki Bey, çok özür Lütfen dilerim. Şimdi buyurun. bu meseleyle ilgili mesela esas mesele bu değil. Batı'da mesela mal rejimidir temel sorun. Bu Batı bu konuyu çok gündeme getirmemiş ve özellikle Batı'daki yasalarda farklı farklı olmakla birlikte tabii tamamen böyle ömür boyu gibi değil ama 12 yılda sınırlayan, evlilik süresiyle sınırlayan veya daha az sürelerle sınırlayan farklı farklı görüşler ortaya çıkmış ve Batı'da tabii bireysellik ve özgürlük olduğu için kadın erkek eşittir ve kadın da erkek de kendi başının çaresine bakmalıdır. Orada biraz daha hani kadını korumaya yönelik şeyler bizde olduğu gibi yüksek değil Batı'da. Fakat Batı'daki problem esas itibariyle bize de gelmekte olan problem aslında yani daha henüz şey olmayan mal rejimi sorunu. Az önce Murat'cığım senin işaret etmiş olduğun mal paylaşımı nasıl yapılacağı ile ilgili ve o konuda esas evlilikten korkuyu getirecek şey odur. Ülkemizde tabii biraz özgürlükçü bir mal rejimi, tercihli bir mal rejimi yasası var. Bireyler tercih edebiliyor, o açıdan biraz avantajlı ama yarın bu konularda da benzer durumlar olduğunda bu evliliği tehdit eden en büyük unsur haline gelecek. Nafaka da benzer riskleri taşıyor. Fakat Batı için mesela bu kadar büyük bir risk, evlilik için büyük bir risk haline gelmemiş ama bizim için yani duyuyoruz bunu. Tabii istatistikleri bilmiyoruz ama ilk eşin yani boşandıktan sonra evlenmek isteyen erkeklerin o nafaka sebebiyle evliliğine işte mani olduğu, işte evlenemediği ya çekindiği için veya duyanların bundan rahatsız olması sebebiyle bir takım şeyler duyuyoruz. Ama bunlar tabii resmin tamamını görmek Tabii ki. gerekiyor. Ama temelde burada mal rejimi tartışması gereken en önemli konu. Kesinlikle. Acaba burada mehri devreye sokarak bu dediğiniz tehlikenin önüne geçebilir miyiz hocam? İşte bak işte onu az önce diyecektim Zeki Bey Sigorta hocam. dedi ya hocam. Şimdi mehir, şimdi oradaki işte hukuk anlayışımıza bağlı bu. Yani. Bu çok zor bir mesele. Şimdi klasik fıkıhta nikahın karşılığı Hanefi anlayışında mehir olarak isimlendirilmiş, nafaka harici bir unsur olarak Evet. kalmıştır. Bu çok önemli bir hukuki kurgudur. Bunu şimdi değiştirdiğinizde yani şirkete çevirdiğinizde başka şeyler ortaya çıkacak. Eşitliğe getirdiğinizde başka şeyler ortaya çıkacak. Yani biz acaba o Çok klasik hassas bir denge var orada ben aslında. klasik fıkıh taraftarıyım, fıkıh meclisinde klasik fıkıh savunuyorum. Hala geçerliliğinin olduğunu düşünüyorum ve buna göre bir takım şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hani bu bir belki inanç ama klasik savunan birisiyim. Klasik fıkıhtaki o dengeyi günümüze taşıdığımızda nasıl revize edeceğiz ve hangi ölçüye kadar değiştireceğiz o çok hassas bir mesele. Haddinden fazla değişime uğrattığımızda örgünün ve yapının bozulacağı kanaatindeyim ben. Yani tanımından bahsetmiştik geçen programda. Yani bu yaptığımız değişiklikler nikahın tanımına kadar gider ve Evet. yeni bir anlayışla yeni bir şey ortaya koymak gerekir. Onun avantaj ve dezavantajı konuşulmalı. Yani bu hukuki şeyler öyle hemen hızlıca olacak şeyler değil. Yani uygulanmadan böyle hani biz kafamızda kurduk falan bu biraz büyük sorunlar getiriyor. O işaret ettiğimiz mesele fevkalade önemli. Tabii o konuda kararlarımız yok. Şimdilik klasik fıkıh üzerinden gidiyoruz. Yani klasik fıkıh nasıl yaptı onu anlamaya çalışıyoruz. Yani hangi kurguyu yaptı? Mehri nereye koydu? Mehir mesela medeni kanunumuzda mehir geçiyor ama bir mehrin gerekli olarak değil de mehir senedi olarak hala var mı tam onu da hatırlamıyorum ama bir hak hukuk meselesi olarak sonradan boşama davalarında konu oluyor. Ama baştan mehir verilmesi yani mesela biz bir nikah hakkına gittiğimizde gerek nikah memuruna gerek Kimse müftülüğe sormuyor. mehrini verdiniz diye kimse bir şey sormuyor. Zaten hani fıkıhta da sorulması gerekmiyor ama otomatik olarak bir hak olarak, borç olarak gerçekleşiyor biliyorsunuz. Hani Nikahın sonucu nikahın olarak. sonucu olarak gerçekleşiyor ama bu konudaki tabii şeyler çok son derece hassas. Yani moderne geldiğimizde ne tür şeyler bunda mesela kanunlarımızın da serbest bıraktığı alanlar var. Tabii Ama ki. insanlarımız bunları pek istemiyorlar. Yani bu aslında mesela nafaka meselesi bir Müslüman birey için bir problem değil. Çünkü kendisi talep etmediği sürece bir nafaka ile ilgili bir sorunla karşı karşıya kalmaz. Yani Evet. zorunlu bir şey değil ki bu. Bir Değil. talebe bağlı bir şey olarak bunu yasa düzenlemiş. İstismar açılmış. Burada mesele dönüp dolaşıyor aslında ahlaka geliyor yani. Ah, Ahlak. Yani aynen. eğer
biz iyi niyet, yani şimdi medeni kanunda madde, güzel madde girişinde iyi niyet ve dürüstlük üzerine bütün işlemler kabul edilir değil mi? İyi niyet, hüsnü niyet diye bir teori vardır hukukta. Herkes mesela evlenirken iyi niyetle evlenir. Yani aile kurmak üzere evlenir. Yani işte bir işlem yaparken, muamele yaparken, akit yaparken iyi niyetle, yani birine zarara uğratmak üzere yapmamıştır. İlk ilkemiz budur. Yapmışsa ondan sonra artık karar alırız. Yani burada Vekil Beyciğim işaret ettiğin o çok önemli. O sistemi çok iyi şey yapmak lazım. Bilip günümüzdeki şartları da iyi değerlendirmek lazım. Tabii bu bir programda olacak iş değil. Uzun konuşmalar, müzakerelere ihtiyaç duyuyor. Yani sözün özü, bilmiyorum bu cümlede söylenecek şey yanılmıyorsam. Hani şöyle bir deyim de var ya hocam. Mahkemeler milletin vicdanıdır. Evet. Burada da yani nafakayı İslam hukuku açısından değerlendirecek olursak uzun süreli bir nafaka alamıyoruz. Dolayısıyla bunu alınmaması gerekiyor. Bu hakkı da göz önünde bulundurarak en azından alacaklı kişi süreyi atlattıktan sonra hakkından feragat edebilmeli. Çünkü eğer biz Müslümansak ki öyleyiz ve bu hayatın bir de ötesi var ve hesabı varsa onu da göz önünde bulundurmak zorundayız. Ama tabii ki bir hani nafakayı veren insan olarak da hocam biraz önce güzel yerlere temas etti, sadaka dedi. Eğer bir bayan varsa ya da bir işte eş zamanında biz bir hayatı beraber paylaştık. Çocuklarımız var. Sonuçta o belki de bizim çocuklarımıza bakacaktır eğer çocuklar varsa. Onlarla devam edecektir. Onun sıkıntıya düşmesi benim çocuklarımın sıkıntıya düşmesidir. Onun mutlu olması çocuklarımın mutlu olmasıdır. Bu pencereden bakarak nafaka bile olmasa biz maddi anlamda destek verebilmeliyiz. Ama bunu elbette zorunlu olarak tuttuğumuzda başka yan olumsuz etkileri olmaktadır. İstismarları yani olmaktadır. Sıkıyor. Bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmalı. Çok ciddi belki de seminerler, çok ciddi işte paneller, ortak çalışmalar, hem medeni kanunu bilen hem İslam hukukunu bilen ilim adamlarının bir araya gelip ortaya, hani ortak akıl deriz ya biraz da, eğer ki bir kanuna göre tek yapmayacaksak bu işi, ortak bir akılla ortak bir karara varmak daha isabetli olabilir diye düşünüyorum. Ama ben de bu konuda hocam gibi İslam hukukunun o klasik yönünü esas alırım. Yani. Hocam aslında mesele çok basit. İdeal olanı, uygun olanı yapmak isteyenler için süresiz nafaka alma zorunluluğu yok. Evet. Değil mi? Hı. Alıyorsa da yaptığının yanlış olduğunu öğrendiği anda bir dilekçesine bakar hocam dedi. Evet. Yani günümüzde ben bir sorun görmüyorum. Belki şurada bir, yani örfi olarak bu yerel bazı yerlerde yaşıyor ama mehir konusunu tekrar gündeme getirmek lazım. Sizin değindiğiniz çok iyi oldu. Çünkü mehir de eğer peşin olarak verilmediyse malum İslam aile hukuku hükümlerine göre evlilik sona erdiği anda tam borç haline gelir ve hak edilir. Belki mehir de asgari bir miktar belirlenebilir. Yani bu günümüz şartları dikkate alınarak. Şimdi mehirle birlikte iddet süresi içerisinde nafakanın hak olduğunu ben öğretebilirsek diyorum bunu toplumdaki farklı, tabii bunu yapmak isteyenler için bir engel yok. Burada belki bunu göz ardı etmek isteyen ya da kanunun, mevcut yasaların bana verdiği hakları ben kullanmak istiyorum. Sonuçta bu şuna da dönüşüyor. Yani biz, size de gelmiştir bazen konuştuğumuz zaman, yani bunun dini açıdan işte hükmü şöyledir, muhtevası şudur dediğimiz zaman ben zoraki bir şey almıyorum. Yasaların bana tanıdığı bir hakkı alıyorum gibi bir refleks, bir savunma psikolojisi de söz konusu. Şöyle bir şey olabilir mi? Bazen onu düşünüyorum da, tamam, belli bir süre belirlenir. İslam hukukunu esas alalım burada. Diyelim ki iddet süresi. O sürenin bitiminde de artık kocaya şu hakkı da vermelidir. İstersen ödemeye devam edersin, istersen ödemezsin. Şu anlamda söylüyorum. Belki birçok kişi bunu istemeyecektir ama buna da bir süre koyarsın. Süre bitiminde bir yıl uzatıyorum kendi rızasıyla. Ama o bir yıl içerisinde de vazgeçmeyecek. Vazgeçse de artık kendi isteğiyle bir yılı onayladığı için vebal olmaktan da çıkar bu. Ya da iki yıl, üç yıl kendisi bunu onaylamak kaydıyla sürdürürse burada hem kul hakkını ihlal etmemiş olur, hem de
bir tartışmaya da o yani sebep olur mu yine uzatmak? Belki olur ama eskisi kadar ya da şimdiki uygulama kadar da sıkıntı olmayabilir diye düşünüyorum. Hocam, Murat Hocam işaret etti, sulh öneriyoruz dedi ya. Evet. Yani bu boşanma esnasında şöyle anlaşılırsa ben fıkhende bir sorun görmüyorum. Ya bir boşanırsak ben sana 5 yıl aylık şu kadar nafaka vereceğim diye bir sulh anlaşması olursa bir problem olur mu? Şart konusu senin konu mahmuşum onu ben de. Ama ben şöyle diye onu yorumluyordum. Şimdi biz nikah memuruna gidiyoruz ya, imza atıyoruz. İmza atarken yasalara göre atıyoruz. Dolayısıyla onu söz vermiş oluyoruz. Yasada o geçiyor. Yani evlilik sona erdiği zaman eğer haksız olursam onu ödemeye söz... Hani oradan düşünürsek başka bir takım şeylere gider. Onu ben çok düşünmüştüm ama o şart acaba... Yani nikaha şart koşmak yok, anlamında... Yok, nikahı boşanmayı diyorum ben. İşte boşanırsak şayet diye yani... Başta yani değil de... Şey diyemem. Şeyi demedim ben, nikah esnasında koşulmayacak. Nikahta değil de boşanma esnası. Boşanma meydana geldikten sonra... Evet. Ha, tamam, evet. Ya da şey şimdi yapıyorlar ya, anlaşmalı boşanma. Evet. İşte ev senin, araba benim. Ha, o olabilir. Onun gibi boşanma bir şey esnasında olur, ben. Bir sıkıntı olmaz. Yani 5 yıl ben sana bir 3 yıl her neyse belirlerse... Tamam, onda hiç sakınca yok. İşte hocam, sulhe benziyor o da, sulh evet, gibi yani. Sulh işte evet. Hocamın işaret ettiği... Bu problemi çözecek müesseselerden birisi de sulh diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam vaktimiz doldu. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Ben teşekkür ediyoruz. Hocama sizlere teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Kamera arkasındaki arkadaşlarımıza, kumanda masasındaki arkadaşlarımıza programda emeği geçtikleri için teşekkür ediyorum. Ve tabii ki halkımıza, bizi izleyen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyoruz hocam tekrar. Evet kıymetli izleyenler, bir fıkıh meclisinin daha sonuna geldik. Bir sonraki fıkıh meclisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.